sindirim sistemi ve metabolizma ilaçları grubunda yer alan Koledan D3, içerisinde 14 adet yumuşak kapsül bulunan karton ambalajlarda sunulmaktadır. Koledan'ın etken maddesi, kolekalsiferol olarak bilinen D3 vitaminidir. İlacın içeriğinde bulunan yardımcı maddelerin listesine videonun son bölümünde ulaşabilirsiniz. Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler, ilacın prospektüsünden faydalanarak Koledan D3 kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Koledan D3 nedir, niçin kullanılır? Bu ilaç D vitamini eksikliğini önlemek, tedavi etmek ve bu eksikliğin tekrar etmesini engellemek amacıyla kullanılan bir vitamin D3 takviyesidir. Genellikle D vitamini eksikliği yaşayanlarda, güneş ışığına yeterince maruz kalamayanlarda, yaşlı bireylerde, kemik sağlığını desteklemek amacıyla ve D vitamini ihtiyacı artmış kişilerde kullanılır. Koledan D3 nasıl kullanılır? İlacın kullanma sıklığı ve süresi kişinin yaşı, kan tahlil sonuçları ve hekimin önerisine göre değişebilir. Erişkinlerde D vitamini eksikliğini önleme ve idame tedavisi için genellikle ayda 1 veya 2 kapsül kullanılır. D vitamini eksikliği tedavisinde hekiminiz önerdiyse 2 günde 1 kapsül şeklinde başlayabilirsiniz. Bu doz genellikle 6 ila 8 haftalık bir süreyi kapsar. Ardından D vitamini düzeyi kontrol edilerek idame dozlara geçilir. 11 ila 18 yaş arası gençlerde eksikliği önlemek için ayda 1 kapsül, eksiklik tedavisinde haftada 1 veya 2 kapsül tercih edilebilir. En iyi emilimi için Koledan D3'ü ana öğünle birlikte almanız önerilir. Kapsüller çiğnenmemeli, ezilmemeli ve direkt su ile yutulmalıdır. İlacın aşırı dozda kullanımından kaçınmalısınız. Çünkü yüksek doz D vitamini kandaki kalsiyumu tehlikeli düzeylere çıkarabilir. Koledan D3'ü kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar şunlardır. Eğer ilacın etken maddesi olan kolekalsiferole karşı ya da ilacın içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir alerjiniz varsa, bu ilacı kullanmanız önerilmez. Böbrek hastalığınız varsa D vitamini kullanımı doktor kontrolünde olmalıdır. Yer fıstığı veya soya alerjiniz varsa bu ilacı kullanmayınız çünkü ilacın içeriğinde yer fıstığı yağı bulunmaktadır. Hamileyseniz veya emziriyorsanız bu ilacı doktor önerisi olmadan kullanmayınız. Yüksek dozda D vitamini alımı hamilelikte fetüse zarar verebilir. Koledan D3'ün kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. Bu ilaç genellikle iyi tolere edilir ancak bazı durumlarda, özellikle aşırı dozda kullanımda bulantı, kusma, kabızlık, halsizlik ve iştahsızlık olabilir. Nadiren ciltte döküntü veya kaşıntı gelişebilir. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. İlaç kullanımıyla alakalı görüşlerinizi ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.